Avustralya Savunma Bakanı Çin ve Rusya'nın dünya dışından gelecek askeri emellerine karşı koymak için uzay komutanlığı kurduklarını söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda konuşma yapan bakan, yeni kurulan uzay komutanlığının başlangıçta mütevazı olacağını belirtti. Ancak bütçe ve personel gibi konularda ayrıntılı bilgi vermedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 48. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı oturumunda konuştu. Çavuşoğlu, Avrupa'da İslam düşmanlığının yükseldiğini belirtti. Çin'de Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlar dini haklarını ve kültürel kimliklerini korumada zorlukla karşı karşıya. En fazla Müslümana ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Hindistan'da başörtüsü hakkı reddediliyor. Rohingyalılar artık dünyanın dikkatini bile çekmiyor, dedi. Çavuşoğlu, Cammu Keşmir'in statüsünü ve demografisini değiştirme girişimlerine göz yummak doğru mu, Uygur Türklerinin durumunu görmezden gelmek doğru mu ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında ABD'nin Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanı'nın yapay adaların askerileştirilmesinin bölge güvenliğini tehdit ettiğine yönelik sözlerine ilişkin konuştu. Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adaları silahlandırdığına yönelik eleştirilere karşı kendi topraklarında savunma tesisleri kurmasının hakkı olduğunu savundu. Rusya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada yaptırımların uygulandığı Rus bilişim sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın siber alanda askeri bir yapı kurması gerektiğini belirten Bakan Yardımcısı, devletin güvenlik ve savunma amaçlı bir siber ordu kurması son derece doğru olur. Böylelikle yazılımcılara istihdam sağlamış oluruz. Hem profesyonel anlamda hem de vatanseverlik anlamında kendilerini geliştirmiş olurlar, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Hollanda Başbakanı Rutte açıklamasında, Türkiye, Rusya, Ukrayna müzakerelerinde kilit rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum. İki ülkeye açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye'yi arabuluculukta desteklediğimizi söylemek isterim ifadelerini kullandı. Rutte ayrıca Türkiye'nin NATO'da ittifak için çok büyük siyasi ve askeri öneme sahip olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne briefinginde işgal altındaki Filistin topraklarında 670 bin İsrailli yerleşimcinin yaşadığını söyledi.